aşk maşk falan orada çok ilerleyemiyoruz. Çünkü herkes için söylediğin gibi farklı bir şeyi var, anlamı var, tanımı var. Farklı derinlikleri var falan filan. O zaman bize yalnızlığı tarif et de görelim, hadi bakalım. Yani yalnızlık kimsenin sevgisini hissedememek gibi geliyor bana. Yani etrafında kimsenin olmamasıyla ya da olmamasıyla ilgili değil. Kişilerin sana olan duygusu ve senin kişilere olan duygunla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kalabalıkla ilgisi olmadığını düşünüyorum. Hı. Kalabalıkta da yalnız olabilirsin. Kimsenin sana değer vermediğini, senin için bir şey yapmadığını düşünebilirsin. Güzel bir nokta. Yani yalnızlığın bir tür derin iletişimsizlik olduğunu, evet, olduğu şeklinde özetleyebilir miyiz? Evet. Çünkü bu hikayem için de iyi bir giriş olacak. Tamam, evet. Bu hikayede Trabzon'un Tonya ilçesinin bir köyünde yaşıyorsun. 7 çocuklu bir ailenin ortanca kızısın. Yaşadığınız köyün şartları tabii ki sıkıntılı, yetersiz. Bu sebeple okula devam edemiyorsun. Evinizin çoğu işini üstleniyorsun. Özellikle de tamirat, tadilat işlerinde babana yardımcı oluyorsun. Elin iyi yani o konuda. Baba yaylada bir ev inşa ediyor. Ve oraya gidip gelirken seni de yanında götürmeye başlıyor. Hem ona yardım ediyorsun hem de doğada yaşamayı öğreniyorsun. Aslında bir çocuk için çok keyifli bir süreç. Okula gidememeyi bir kenara koyarsak. Uzun bir süre yaylada kalıp oradaki yaşamı, yayla hayatını benimsiyorsun. Biliyorsun bu yayla işleri daha çok yazın yapılır, yükseğe çıkılır. Demek ki inşaat süreci olduğuna göre kış şartlarında gidip geliyorsunuz. Daha çok yalnızlığı da orada, sessizliği, yalnızlığı görmüş oluyorsun. Yaşıtların gibi okula devam edemediğin için üzülüyor musun? Önce bunu sorayım. Üzülüyorum tabii ki. Tabii ki üzülüyorum. Arkadaşımdan ayrı olduğuma üzülüyorum. Okuyamadığıma üzülüyorum tabii ki. Bu okula gidemeyen kız çocuğu cümlesi duyduğum zaman benim üstüme bir bozkır hüznü çöküyor ve ne yapacağımı, ne edeceğimi şaşırıyorum. Genç bir kadın olarak doğada yalnız olmak seni mutlu ediyor mu peki? Ediyor. Onun bir güzelliği var bence. Yani o kendi içinde bir dünya. Yaşını da verdiği bir şeyle ilgili. Orada kendi yaptığı şeylerle olmak, kendi hayatı, yani orayı seviyorum. Yaylada hava kararınca göz gözü görmez oluyor. Karanlık seni korkutur mu diyeceğim? Korkutur. Seni de mi korkutuyor? Çünkü Azal diye bir arkadaşım var, onu çok korkutuyor. Onu bayağı korkutuyormuş. Korkutur yani. Ya işte oranın da sabahı ve gecesi çok başka. Yani o pastoralliğin içi bir anda kapkaranlık bir şeye dönüşüyor. Tabii tedirgin edici bir şey yani. Ancak doğada yalnız olmaya iyice alışıyorsun. Yayladaki evde zamanın çoğunu babanla geçiriyorsun. Hiç arkadaşın da yok tabii. Yaşın ilerlediğinde köyünüzden seninle evlenmek isteyenler oluyor. Ancak baban evlenmene de razı değil. Sen de onu üzmemek için karşı gelmiyorsun. Yaşadığın şartlara iyice alışınca da bir daha hiç evlenmiyorsun. Babana karşı gelmek pahasına yine de evlenmek, bir aile kurmak ister miydin? Ya isterdim. Kim istemez? İsterdim, evet. Çok münzevi olmak lazım. Evet. Ya bir kere çok nasıl diyeyim? Yani sadece babam var orada. Biraz büyümek ve genişlemek isterdim. Hani zaten kocaman bir yerde küçücük iki kişiyiz. Yani, yeni insanlar, yeni, evet, ufuklar demek değil mi? Evet. Herkes bir dünya, yeni dünyalar tanımak. İkimizi de daha iyi hissettireceğini yalnızlık düşünüyorum. Yalnızlık da hoş ama yani öbür tarafta mahrum kaldığın şey de az buz şey değil, değil mi? Evet, yani babam için bile isterdim aslında. Yani onun etrafında da birileri olsun diye. Hep birlikte bir aile babana olalım. Babana sen diye yetiyorsun galiba ya. İşte. Hayatın yazları yaylada, kışları da köydeki evinizde geçiyor. Ailenle birlikte olduğun zamanlarda bile daha çok kendi başınasın. Bir müddet sonra baban rahatsızlanıp vefat ediyor. Onun öğrettikleriyle ailene destek oluyor. Herkesi bir arada tutmaya çalışıyorsun. Babandan sonra annen de maalesef vefat ediyor. Abin ve onun eşiyle yaşamaya başlıyorsun. Sana birçok şey öğreten, belki de her şeyi öğreten babanı ve daha sonra anneni kaybettiğinde ne hissedersin? İşte yalnız hissederim. Yani çok tek başıma hissederim. Hani abimle eşinin giremediği bir alan bence orası. Babamın olduğu yer.
Karanlık mı? Karanlık, evet. Ve yerine herhangi biri konulabilecek bir şey değil. Doldurulabilecek, doldurulabilecek bir boşluk değil. Bu durumda daha çok aşağıda köyde kalmak zorundasın. Abinle yaşarken, abinle eşiyle yaşarken yayladaki hayatını özler misin peki? Özlerim, evet. Hem o hem bu. Ne tabii, zor değil tabii mi? Tabii ki özlerim, evet. Abinlerle yaşamaya başladıktan sonra onların hayatına destek oluyor. Ev işlerinde yardım ediyorsun ancak yine de yayladan kopmuyor. Yazın bütün zamanını oradaki evinizde geçiriyorsun. Bir gün abinin 14 yaşındaki oğlu yaylaya sana yardım ve arkadaşlık etmeye geliyor. Ot ve yiyecek toplamaya çıktığın bir gün eve döndüğünde yeğeninin cansız bedeniyle karşılaşıyorsun yayla evinde. Bu durumda ne yaparsın? Böyle bir şeyle karşılaştığında ne yaparsın? Yani ne yapacağımı bilemem ilk başta. Yani bir an önce birilerine haber vermek isterim. Yani çok kötü bir an. Yani kendini suçlar mısın acaba yalnız bıraktığın için? Suçlarım, yani benim yüzümden derim. Yani ben sebep oldum gibi hissederim. Ne yapacağımı bilemem. Yani hani abimlere ne açıklama yapacağımdan ne çok hani ben olabilir, neden... 14 yaşında ne olmuş olabilir? Demek ki bir sıkıntısı var. Bir sağlık sorunu var. Bilmediğimiz bir sağlık sorunu var. Söyleyeyim. Sen ot ve yiyecek toplarken yeğenin evde epilepsi krizi geçirmiş. Küçük çocuk tek başına geçirdiği krizi atlatamamış ve maalesef hayatını kaybetmiş. Bu vahim olay yaşandığında sen 49 yaşındasın. Hemen köye haber veriyorsun, aynen söylediğin gibi. Abim ve eşi yaylaya gelip çocuklarının cansız bedeniyle karşılaşınca çok üzülüyorlar doğal olarak. Abin ise seni çok sevmesine rağmen seni suçluyor ve sana tokat atıyor. Yaşadığın bu acı kayıp ve uğradığın haksızlık karşısında, bu bir haksızlık yani anlıyoruz ama haksızlık, çaresiz kalıyorsun ve için parçalanıyor. Başına gelen bu üzüntüyle nasıl başa çıkarsın? Abimin bana olan hissiyatı artık ve davranışından çok benim kendi kendime yaşadığım şey aslında beni daha çok yıpratır gibi geliyor. Çünkü evet kötü bir denk geliş ben yokken onun yaşanması. Orada evet benim suçum değil. Ama bir yandan da insanın içinde hep bir ben oradaydım. Hani o an yanında olsaydım böyle olmazdı düşüncesi. Abimden gördüğüm tepki dışında benim de kendi kendime çok fazla düşüneceğim yiyip bir yer olurdu. Yiyip bitirmene sebep olabilirdi. Halbuki yaylada yalnız yaşayan bir insanın günlük rutinleri tercihlere bağlı değildir. Ot toplanacak, yiyecek toplanacak, ne yapılması gerekiyorsa sen varsın, sen yaparsan yapacaksın, yoksa yapılmayacak. Çocuk var diye onları yapmasan zaten kimin aklına gelir ki? Rahat bir hayat bu, yani hiçbir tehlike görünmüyor ama yine de orada bir abinin gösterdiği üzüntüyle karışık şiddet bir suçluluk duygusunda harlayan bir şey, evet. Değil mi? Ateşlendiren bir şey.